Orhan Uğuroğlu Yeni Çağ gazetesi. Bu kumpasın arkasında saray vardır. Günlerdir gerek CHP içinde gerek iktidar yanlıları tarafından tartışılan danışman kadrosunun perde arkasında ne var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadim kardeşim gazeteci yazar Fikret Bila'ya dedi ki, AK Parti kadın kollarında çalışmış, hayatın gerçeğini görmüş CHP'ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor dediler. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka bir ilde çalışıyorum oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Perinaz Mahpeyker Yaman'la telefonda konuştum. Görüşlerini yazmamam şartıyla anlattı. Kendisinin Kılıçdaroğlu'na öneren isim konusundaysa şunu söyledim. Bir kişi değil, çok kişiden sadece CHP değil AK Parti dışında çeşitli muhalefet partilerinden de teklifler aldım. CHP için 4-5 yakınım önerdi ki hangisi Sayın Kılıçdaroğlu'na iletti inanın bilmiyorum. Aile mahrumiyeti için yazılan ve söylenen yorumları ise şiddetle kınıyorum. Elbette Atatürk ve Kılıçdaroğlu'na yönelik attığı eski tweet mesajlarını da sordum. Bunları kendisinin atmadığını tekrar söyledim. Şimdi bu gelişmelerden sonra şunu düşündüm. Ya Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi ve Yaman'ın tweetleri Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevdeyken yapılsaydı, gerek bu günlerde açıklanması, gerek seçilmesinden sonra yayınlanması kuşku yok ki Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bıraktı. Peki bu kime yaradı ya da kime yarardı? Elbette AKP'nin ekmeğine yağ sürdü sürerdi. Başkent siyasi kulislerinde duayen eski siyasetçilerle bu tabloyu enine boyuna konuştum ve bir kanaatim oluştu. Önce o günkü siyasi tabloyu anımsatayım. Birincisi, Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerince İyi Parti lideri Meral Akşener masadan kalkıp tüm müttefiklerini suçlayan korkunç bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın CHP'de de her ne kadar soğukkanlı duruş sergilediyse de Kılıçdaroğlu'nda yarattığı şoktur. İkincisi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olmalarının yarattığı seçim propaganda değişikliği telaşıdır. Üçüncüsü, Saadet Gelecek Deva ve Demokrat Parti'ye CHP listelerinden verilecek milletvekili kontenjanları konusunda oluşturduğu baskıdır. Dördüncüsü, CHP'nin milletvekili listelerinin hazırlanmasıdır ki, Diğer partilerden girecek isimlerin açıklanmasından sonra CHP teşkilatlarından genel merkeze gelen baskıdır. Beşincisi, evet Kılıçdaroğlu'nun seçim propaganda gezilerinin de başlamış olmasıdır. Siyasette temel ilke kuşkusuz iktidar olmaktır ki hiç kimse Kılıçdaroğlu kazanmak için gerekli çalışmayı yapmadı diyemez. 54 yıllık gazetecilik deneyimimle çok iyi bilirim ki seçim atmosferi başladığında her ilden belki yüzlerce insan genel merkeze başvurarak görev isterler. Bu konuda şuna da tanık oldum. 14 Mayıs seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Kılıçdaroğlu ile görüşmek için çok yoğun talep oluştu. Evet, bunu da 6. vurgu olarak kayda aldım ki o günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu yoğun siyasi gelişmeler sırasında Yaman'ı danışman olarak inceleyemeden ataması da elbette siyasi hatasıdır. Değerli okurlarım, şimdi gelelim samimi kanaatime. Birincisi bu danışmanlık olayı Kılıçdaroğlu'na siyasi kumpastır. İkincisi bu kumpasın arkasında saray vardır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.